Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu haftaya başlarken global piyasalara baktığımızda sakin bir seyir gözüküyor. Karışık ama geçen cuma kapanışlarına yakın seviyede hem ABD hem de Asya piyasaları. Bizdeki en önemli konu yine kur hareketliliği olmaya devam ediyor. Dolar-TL oldukça geniş bir bant içinde hem bizim açık olduğumuz saatlerde hem de onun dışındaki saatlerde dalgalı bir hareket gösteriyor. Baktığımızda şu an itibariyle dolar TL'ye karşı %10 değer kazanmış durumda son bir haftada. Aylık olarak %15 ve yıllık olarak da bu sene başından beri de %49. Şimdi bunun detaylarına daha fazla girmeden önce bu hafta genel ana temalar neler olacak? Bir de global olarak ona bakmakta fayda var. Bu hafta Perşembe ve Cuma Amerikan piyasaları kapalı olacak. Şükran günü tatili nedeniyle. O yüzden işlem hacmi biraz daha düşük olabilir. Çok önemli bir veri açıkçası yok. Hem bizde hem de global piyasalarda takip edilen. Ancak bu hafta yine 3 tane farklı Fed üyesinin çeşitli toplantılarda yine görüşlerini bildireceği veya ifade edeceği bir hafta olacak. Burada da ortaya çıkan yeni bir tema var. Daha fazla Fed üyesi. Bu geçen ayki toplantıda alınan tahvil alımının miktarı konusunda daha çabuk ve daha hızlı yapılması konusunda fikir beyan etmeye başladılar. Biliyorsunuz Kasım ayından başlayarak ayda 15 milyar dolarlık tahvil alımlarını azaltıp 2022 Haziran ayında bunu bitireceklerdi. Şimdi bunun aylık olarak 15 milyardan 30 milyara çıkartıp ilk çeyrek sonunda bitmesi konusunda benim gördüğüm şimdiye kadar iki tane farklı Fed üyesinin açıklaması var. Ve bunun Aralık toplantısında ciddi bir şekilde konuşulmaya başlanacağı ve ilk faiz artırımının ikinci çeyrekte olması gerektiği konusunda Fed'in içinde sanki yeni bir görüş beliriyor. Bunun önemi nedir? Bunun önemi doların güçlenmesi konusunda. Dolar biliyorsunuz çapraz pariteleri belirleyen iki normal ana makro parametre var. Birincisi relatif o ülkelerin birbirlerine göre faiz oranları. İkincisi de tabii o ülkelerin büyüme oranları. Birçok daha faktör var ama iki tanesini böyle özetleyebiliriz. Şimdi ABD'deki faiz avantajının etkileri özellikle Euro-Dolar paritesinde kendini ciddi şekilde göstermeye başlıyor. Yani bu tip büyük çapraz kurlarda da böyle hareketleri çok fazla görmeyiz aslında. Ama son bir ayda baktığımızda Euro-Dolara karşı %3 değer kaybetmiş durumda. 1.17'den şimdi 1.12.74'lere kadar gerilemiş durumda. Bu hep doların güçlü seyrinden, global güçlü seyrinden kaynaklanan bir şey. Tabii biz bu dönemde dolar endeksi güçleniyor ama TL'nin zayıflığı diğer benzer ülkelere göre çok ciddi şekilde ayrıştı. Yani bu sene başından beri baktığımızdan beri dolar endeksi DXY %7 değerlenmiş durumda. Ve işte benzer ülkelere baktığımızda, Brezilya'ya baktığımızda ki oranın da aslında genel gelişmişte olan ülkelere içinde kötü bir durumu var ama Brezilya reali mesela dolara karşı bu sene içinde sadece %8 değer kaybetmiş durumda. Yani dolar endeksinin hareketinden biraz daha
kötü. Ama bizdeki resim bambaşka. O da tabii ki makro dengeleri bu noktadan sonra bozacak bir seviyeye geldi. Neden bozacak bir seviyeye geldi? Sonuçta bunların fiyatlara yansımaması mümkün değil. Yani bir takım ana maddelere baktığımızda da bunu rahatça görebiliyoruz ya da günlük hayatımızda da görmeye ciddi şekilde başladık. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi tabii ki enerji fiyatları. Enerji fiyatlarında da şimdi bu ciddi kur hareketinden sonra Aralık 1'de de ben tekrar doğalgaz ve elektriğe zam yapılmasını beklerim. Yine geçtiğimiz 2 aydaki gibi hane halkının kullandığı doğalgaz ve elektriğe yapılmama tercihi kullanılabilir. Ama öyle olsa bile bu Ocak ayında muhakkak kurlar bu seviyede kaldığı sürece hanelere yapılacak elektrik ve doğalgaz zammı da gelecektir. Çünkü dövizle fiyatlanan bir şey. Pompa fiyatlarında ki benzin ve dizel fiyatlarına baktığımızda Ağustos başına göre %20'lik aslında kurun değer artışından daha az bir artış olduğunu görebildik. Bu nasıl sağlanıyordu? Eşel mobil sistemiyle birlikte pompada alınan vergi azaltılıyordu biliyorsunuz. Ama burada da bir yapılabilecek çok fazla bir şey kalmadı. Devlet burada kabaca 2021 yılında 70 milyarlık vergiden vazgeçti. Düşük tutarak bu vergi oranlarını. Gelecek sene de kabaca geçen bütçe rakamlarında da gözüken aşağı yukarı benzer bir rakam öyle olacak. Yani bu şekilde işte bunun maliyet enflasyonu olarak gelmemesi çalışılıyor ama kurun devalüasyonu öyle bir noktaya geldi ki artık verginin de zaten sıfırlandığı için yapabileceği bir yardım yok. Yani bu tüm bunların hepsi TL'nin zayıflaması. Dediğim gibi biz birçok şeyi dövize endeksli ithal ettiğimiz için mecburen fiyatlara yansımaması mümkün olmayacak. Önümüzdeki dönem büyük bir ihtimalle daha fazla enflasyon olarak önümüzdeki aylarda görüyor olacağız. Bu dönem içinde kendini bu hızlı erimeye karşı koruyabilen tek finansal varlık var diyebiliriz. Aslında 2 tane var da bir tanesi işte gram altın. Tabii ki gram altında da baktığınızda aslında son bir aydaki değer kazanımı 2 bölümden oluşuyor biliyorsunuz. Bu aylık o %19'a yaklaşan bir değer kazanımı var gram altında. Onun en önemli kısmı dolar TL hareketi. Diğer kalanı da ons altının aylık %3'lük, ikisini zaten topladığınız zaman kabaca gram altında değer kazanımı buluyorsunuz. Ama onun dışında bizi ilgilendiren daha çok hisse senetlerinin hareketi. Hisse senetlerinin hareketine de baktığımız zaman BIST 100'ün son bir ayda %17.4'lük bir değer kazandığını görüyoruz. Bu da kabaca aslında hisse senetlerinin dolar TL'deki erimeye karşı iyi bir sigorta olarak görevini gösterdiğini görüyoruz. Genelde daha önce de hatırlatıyorum, hep hızlı devalüasyon olan ülkelerde reel varlıklara karşı bir akım oluyor. Yani bu reel varlıklarda da işte finansal ürünlerde para kaybettirmeyecek ya da para kaybına karşı koruyacak en iyi varlık sınıfı hisse senetleri. Diğer hepsinde TL olarak baktığımızda TL bonolarda hem devlet tahvilleri hem de özel sektör tahvilleri ciddi şekilde son 3 ayda zarar yazmış durumda. Faizler de bundan sonra daha düşme imkanını ben görmediğim için açıkçası o tarafta onlar da getirileri negatif olmaya devam edecektir. Biz dolar bazında endekse baktığımız zaman ucuz kalmaya devam ediyoruz. Bu yabancıların ilgisini sürdürüyor tabii ki.
Yani akşam pazarındaki sebze meyve fiyatlarına düştü neredeyse hisse senetleri. Bir ay öncesine göre aynı fiyattasınız. O yüzden tabii ki yabancının ilgisi daha önceki aylarda olmadığı kadar daha yüksek olmaya devam edecek. İyi varlıkları daha ucuz fiyatlardan almaya devam edecektir. Yani burası düştükçe yabancı buradan almaya devam eder. Burası kesin. Ama bunun dediğim gibi bir süre sonra bu dinamiklerin şu anda yaşadığımızın ötesinde makroekonomik bozulmaların şirketlerin de operasyonlarında kendilerinin etkisini göstermemesi mümkün değil. Yani her şey güllük gülistanlık şekilde devam edemez. Bu yüzden iş modelleri ihracat ve en azından iç piyasada çalışıyorsa da dövize bağlı fiyatlama modeliyle çalışan işte Tüpraş, Değerdemir'di vesaire gibi şirketlerde konsantre olmakta fayda var. Dönem dönem kar momentumunu beğendiğimiz, sevdiğimiz havacılık sektöründe de işte geçen hafta Avrupa'da artmaya başlayan vaka ve işte çeşitli kapanma veya yarı kapanma haberleriyle birlikte düzeltmeler olabiliyor. Ama önümüzdeki kış aylarını geçirdikten sonra yine havacılık sektörünün totalde 2021'e göre karını daha fazla büyütecek bir sektör olduğu için oradaki avantajın devam edeceğini düşünüyoruz kısa vadeli volatilitenin dışında. Benim son olarak da söylemek istediğim Koç Holding'de Yapı Kredi hisseleri ile ilgili zorunlu pay alım teklif başvurusunu SPK'ya yaptı. Biliyorsunuz aslında bu haber BBVA'nın garanti haberinden daha önce bir açıklanan bir haber akışıydı. Burada ama tabii ki daha önceden belirlenen fiyat 2,2980 olarak almak üzere başvuruyor Koç Holding. Zaten şu anda çok üzerinde olduğu için bu fiyatın Yapı Kredi bu fiyattan ben açıkçası tabii ki gayet doğal olarak kimsenin gidip hisselerini Koç Holding'e satacağını düşünmüyorum. Fiyatta düzeltme olur mu? Yani düzeltme herhangi bir düzeltme olsa da bu fiyat yine de işte dediğim gibi şu anki fiyattan çok daha yüksek olduğu için şu anki fiyatın ben yine yatırımcılara cazip gelen bir TL fiyatının orada oluşmayacağını düşünüyorum. Ama dördüncü çeyrek bu faiz indirimleriyle birlikte bankalara rekor kârlar getirecek arkadaşlar. Çünkü kredi faizlerinin yansıması çok daha sonra olacak ama mevduat faizleri hızla düştü. Dördüncü çeyrek gayet güzel bir kâr olacak. Dediğim gibi orada da dördüncü çeyrek spesifik olarak da kamu bankaları en azından kağıt üzerinde de olsa yüksek TL mevduat payları yüzünden ciddi kârlar yazacaklar. Ama dediğim gibi şimdilik bu asıl tema, gördüğümüz tema olan enflasyona karşı sigorta görevi gören hisse senetlerinin buradaki bu performansı devam eder diye ben düşünüyorum. Kısa vadede makro taraftaki bozulmaları ve enflasyondaki kötüleşmeleri görene kadar bir avantajımız da bizim dolar, yani tek avantajımız hani iyi bir haber ne var diye baktığımızda Brent petrolün tabii ki o da 2 hafta önce 85 dolar Brent petrolün 78 doların altına gelmiş olması Türkiye açısından bir nebze bir avantaj. Yani %10'luk bir düzeltme en azından bir rahatlama enerji ithalatında küçük de olsa sağlıyor olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi haftalar. Herkese günaydın. Genel olarak geçtiğimiz hafta volatilitesi yüksek bir hafta yaşadık. Piyasalarda ciddi şekilde dalgalanmalar devam ediyor. Baktığımızda endeksin yeni güne yatay açılışı hafif pozitif
açılışla başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1740 seviyesini kırıp 1750'lere doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz çok çok yüksek. Olası geri çekilmelerde ise 1710 ve 1700 seviyesini takip ediyor olacağız destek noktası olarak. 1700'ün altına sarkmalar gerçekleşirse artık kar satışlarının hızlanacağını söyleyebiliriz. Genel olarak ABD piyasalarında da hafif kar satışları var. Onu söylemiş olalım. Vadeleri şu an ne kadar pozitif olsa da Avrupa tarafında yine pozitif hareketler söz konusu ama bir kar satışı küresel piyasaların hepsinde gelebilir. Burada satışlarda bizim dediğim gibi 1700 seviyesini takip ediyor olacağız. Bunun altına sarkarsak satışlar hızlanabilir. Yukarıda 1750 seviyesi direnç noktamız olarak karşımızda 1750'nin üzerinde 1760 seviyesini takip ediyor olacağız genel olarak. Hisse bazında baktığımızda teknik önerimiz var bir tane. Şok marketleri hala açık. Çok da güzel bir kapanış gerçekleştirdi. Burada 14.30'ların üzerine çıkması durumunda hissenin fiyatında hızlı bir şekilde yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Şişe için pozitif hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. 11.60'lara doğru yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Türkcell yine aynı şekilde 18.40'lara doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz Türkcell tarafında çok çok yüksek diye söyleyebiliriz. Bu hafta piyasada gözler çarşamba gelecek olan FED tutanaklarında olacak. Bunun dışında çok büyük bir haber yapış bulunmamakta. Benim diyeceklerim bugün bu kadar da herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin, iyi haftalar. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.